Bugün terziye gideceğim. Almış olduğum pantolonların boyu uzun geldi. Terziye vereceğim para karşılığında pantolonlarımın boylarını kısaltmasını rica edeceğim. Bu konuda terzilere güvenebilir miyiz? Bunu düşündüm gece. Çünkü kendi söküğünü dikemeyen bir insan bir başkasının pantolon boyunu kısaltabilir mi? Daha kendi söküğünü dikemiyorsun. Benim pantolon boyu nasıl kısaltacaksın? Tümden gelerek hiçbir sonuca varamadım. Yani terzi bir başkasının söküğünü gayet iyi dikebilir. Kamu spotu olarak belirtmek isterim. Tümden gelmeyin arkadaşlar. Terzilere güvenin. Bu terzi kendi söküğünü dikemez. Atasözümüz metafor olarak neyi ifade ediyor? Biraz bu konuyu irdeleyebiliriz. Bir insanın objektif olarak duygusal etkilerine maruz kalmadığı olgu ve olayları çözümleyebilmesi daha kolaydır. Yani bir insan dışında bulunduğu bir olayı dışarıdan bakarak daha rahat çözümleyebilir. Olayın içindeki baş kahramana daha yapıcı çözümler sunabilir. Ama bizzat bu olay kendi başına geldiğinde duygusal etkilerine maruz kalabileceği için arkadaşına veya etrafa önerdiği çözümleyici tavırları kendi için sergileyemez. Yani çözümleyici kararları kendi için alamaz. Ölmeden geçmemiz lazım karşıya. Yani bu metafor biraz bunu ifade ediyor bence. Yani bir insan duygusal etkilerine maruz kalmadığı olayları dışarıdan daha rahat çözümleyebilerek yapıcı yollar sunabilir. Mesela bu durumu şu alegoriyle açıklayabiliriz. Genelde hepimizin başına gelir. Bir ilişkide yaşadığımız sorunu arkadaşımıza aktardığımızda tabii bu arkadaşın deneyimi ve ilişki tecrübesiyle ile orantılı olarak verdiği akıl genelde bizi çözüme kavuşturur. Biraz alttan almamız gerektiğini sunabilir. Ya daha böyle sakin kalmamız gerektiğini sunabilir. Gerekirse de ayrılmamız gerektiğini sunabilir. Zamanı geldiğinde de ben demiştim ile bunun teyidini çok rahat yapar. Kelin ilacı olsa kendi başına sürerden farkında mı? Kelin ilacı olsa kendi başına buna çok hazırlıksız yakalandı. Bunlar aynı anlama gelmiyor. Kelin ilacı olsa onu şöyle bir anlama göre aslında şuradan yakalayabiliriz onu. Biz şimdi deneyim ve öznel bilgelik üzerinden savunabiliyoruz bu metaforu. Ama bu konuda deneyimsiz ve gerekli donanımlara sahip olmayan birisinden almak istemeyeceğimiz öğütler için bu atasözünü kullanabiliriz. Yani Kelin ilacı olsa kendi başına sürer. Hani kendi hayatı ne halde ki bana öğüt veriyor veya kendi neyi çözebilmiş ki? Terzi kel değil. Terziler de kel olabilir. O da ayrı bir şey de. Terzinin ilacı var. Terzi sorunları çözebilir. Konuya böyle yaklaşıyorum. Yani bu derinlikte bu olaya bakabiliriz ve karar almadan önce veya bir girdabın içinde kendimizi bulduğumuzda direkt olayın dışındaki bir kişiye bu sorunumuzu açabiliriz. Yani bu olaydan hiç etkilenmeyip objektif olarak bize yardımcı olabileceğini düşündüğümüz kişilere derdimizi açarsak gerekli faydayı sağlayabiliriz. Ama aynı kişi bizzat o olaya kendi maruz kaldığında büyük ihtimalle bize sağladığı faydayı kendine sağlayamayabilir. Çünkü maruz kaldığı duygular, maruz kaldığı olaylar bir duygulanım yaşatarak rasyonel kararlar alması engeller insanı. Yani bu yüzden her zaman olayın dışında kalıp objektif olarak size yön verebilecek insanları seçebiliriz. Terzi kendi söküğünü dikemezi bu şekilde bağlayabiliriz. Yani mesela bir terziye nasıl anlatmalı? Metre, santim gibi şeyleri mi kullanmalı? Yoksa hani bir karış gibi. Bence terziye somut izler bırakmalıyız. Yani paçanın keseceği kısımdaki o çizgiyi görebilmeli veya o iğneyi oraya tutturabilmeli. Terzinin insafına bırakırsa yani istediğimiz kalıpta olmayan paçalarla veya tam dikilmemiş yırtıklarımıza maruz kalabiliriz. Terziye kesin mi konuşmalıyız yani? Otorite kurmalıyız kanka. Baskın çıkar, despot bir tavırla. Şunu belirtmem gerekirse terzi diktadan anlar. Yani abi sence nasıl kestireyim? Sence olmuş mu? Boyu iyi mi? Darlığı iyi mi demeyeceksin. Darlığı iyi, boyu da güzel abicim. Böyle istiyorum diyerek terzi dükkanına çıkabilirsiniz. Şu anda gelmiş bulunuyoruz. Biraz solda kalıyor. Ha, heyecanlıyım. Bayağıdır görüşemedik terziyle. Çünkü pandemiden çıktığımızdan beri alışveriş yapmıyordum. Pandemide de yapmıyordum. Hani evde pantolonla dolaşamayacağım için. De baktım kapanma gelmeyecek. Hemen bir ufak alışverişlere başladım. Bunda nargileci açılmış. Terzi nerede? Ha, terzi aşağıda. Nargileciler de açılmış. Koronanın etkileri. Koronadan geriye kalanlar. Ve şu anda size balık yağı hapımın mucizesinden bahsedeceğim. Balık yağı hapımı kullandım ve maskemi unutmadım arkadaşlar. Şu anda maskemi takıp 2 adet pantolonumu alıp geleceğim.